eskiden çok durmuş hayattı. Çok zor geçti. Öyle değil mi Behiye? Öyle. Öyle çocukluklarımız işte aynı hayvana gidiyorduk, hayvana bakıyorduk yine aynı şimdi. Çocuklara çocukluğumuz neyle yani geçecek? O zamanlara kolay değildi. Zordu. Eskiden çok zordu yani. Eskiden kar yağardı böyle. Oraya buraya gidiyor. Davallara kar çiğnerdik. Dağar olduğu zaman böyle şu kadar yer açardı. Otu öyle atılırdı. Yani eski zaman hayatlar böyleydi. Yani öyle geçti bizim çocukluğumuz. Koca okulda geliyorduk böyle, elimizi odun alıyorduk şu camiye. O camide bize hoca sureleri öğretiyordu, Kur'an okutmuyordu. Sureleri okuduk, işte iyi çattat, onlar okuyoruz namaz kılarken. Anneannen okulun onlar aşağı bostan ekerdi, fasulye ekerdi, oturdu fasulyenin içine, ot ayıtlardı. Doğru hiç ayıtlamazdı. Vurardı, vurardı kazmayı, ottuğu yerden birini ezerdi, birini ayıtlardı. Bizim gençlik önce damar gütmeyle başladı. Bizim okul hayatımız falan yok. Damar gütmeyle başladı. Damardan sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da işte orada burada biraz çalıştık, malıştık. Oradan askere gittik. Askerden geldik. Bir yerlerde çalıştık. Ondan sonra bir kamyon aldık. Bir 4-5 sene onunla uğraştık. Onu da sattım. Ondan sonra bir kamu kuruluşuna girdik. Orada da bir 12 sene çalıştım. 12 sene 9 ay çalıştım. Ondan sonra oradan da emekli olduk. Tekrar yine kamyon aldık. Ondan konuştuk 2002'ye kadar. 2002'de sattım kamyonu. İşte köye geldik. Köyden Ankara'ya gittik. Buraya geldik. Gerisi geri İzmit'e gittik. Oralarda falan durduk. Hayat böyle geçiyor. Ya şimdi işte bir 7-8 tane hayvan var. Onlarla meşgul oluyoruz. 6 senedir köydeyiz yani hiç kimse yok. Yaz kış. İşte bu hayvanları besliyoruz ama parayla besliyoruz. Çünkü ekip biçemiyoruz galiba. Gücümüz yetmiyor. Her imkanlar var. Oraya buraya gidip gelmeye iyi kötü taksimiz var. Ondan gidip geliyoruz. Ondan sonra köyde falan gıvır zıvır bir traktör var. Görmüşüm bir traktör.
gidiyoruz, geliyoruz. Böylelikle hayatımızı sürdürüyoruz işte. E ne olacak? Bundan sonra da böyle ihtiyarlama yönüne gidiyoruz. Bundan 9 sene önce ameliyat oldum ben. Bypass oldum. Ya. Şükürler olsun, iyi. Allah bu günleri elimizden almasın. Şimdi bu köyün isminin hikayesi şöyle olmuş. O şey zamanlarında herhalde ilk zamanlarda harp esnalarında giden gitmiş, giden gitmiş, gelmemiş, geri eksilmiş. Bizim duyduğumuza göre eksildik ki eksildik de ondan eksik köyü diye kalmış. Bu zamanın ne zamandan kurulmuş, ne zaman gelmiş biz bilmiyoruz. Kulaklar çinlesin, burada bir arkadaş var. O olsa da buraların hikayesini ona anlattırmak lazım. O da şimdi Ankara'da. Ya biz fazla detayını bilmiyoruz bu eskilerin. Çok eziyet çekmişler eskiler. Ya. Çok şükür biz eskilere bakarak şimdi çok çok iyiyiz. Şimdi iyi. Şimdi köylerde kimse yok ki. Köylerde kimse yok. Eskiden bu iki mahallede 1500 davar çıkardı. 150-200 büyükbaş hayvan olurdu. Ya çoban tutardık, biz güderdik. 5-6 kişi güderdik bu köy, iki köyün davarını. Ya. Çok şükür işte. Şimdi kimse kalmadı. Ben 2004-2007 arasında muhtarlık da yaptım. O zaman da arkadaşlara toplantı oldukları zaman soruyordum. Ya köyler abi gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor derlerdi. Şimdi köylerde gurbet, köylerde kimse yok. Ancak bizim gibi ihtiyarla kaldı. İhtiyarla kaldı. E bir gelir yok buralarda. Allah gurbetin taşına toprağına daha çok misin? Ya. Mesela 2 senedir, 3 senedir bir şey. Ben 6-7 senedir buradayım, kışın yazın. Bende başka kimse yok. Hiç. İşte bizim hanımla beraber 3-5 hayvan var, onlara bakıp duruyor. İşte hayvanlar da gördünüz. Ona da cins bir hayvan. Ben bağırınca gelirler, bağırınca giderler. Ya. Biz akşamları falan o hayvanlar getirmeyiz hiç. Kediler gelir. Saat 6:30-7'ye doğru kediler kapının önüne dikiyor. Sabahleyin kalktıktan sonra kendimizden önce o hayvanlarla ilgileniyoruz. Hayvanların gidiyoruz, altını temizliyoruz, süpürüyoruz, gübresini atıyoruz, zahrasını veriyoruz. O zaman ne varsa yemlerini falan veriyoruz. Ondan sonra geliyoruz, eve çıkıyoruz. Soba yanmış oluyor zaten. Karnımızı doyuruyoruz. Ondan sonra saat
9-10, 11 gibi oluyor. Ondan sonra dışarı bırakıyoruz. Gidiyorlar, sularını içiyorlar, geliyorlar. Kışın bu. Sularını içiyorlar, geliyorlar yine dama. Bir de geldikten sonra tekrar zahra veriyor, saman veriyor, ot veriyor. Ondan sonra da 3'e 4'e kadar onlar yiyorlar, yatıyorlar içeride. Ondan sonra bir de akşamları yem mi? Ot, saman, yem neyse onları veriyoruz. Sabaha kadar. Durum böyle işte. Ya. Tarla falan var. Ekmeye biçmeye de sorun yok. Fakat güç olmadığı için biz de kaldıramıyoruz. Allah o eski günler gitsin de gelmesin. Şimdi memleket çok bolluk içinde. Zaten Atatürk öyle demiş. Köylü şehirlinin efendisi demiş ama şimdi şehirli köylünün efendisi. Eskisi gibi eğer bu milletin hepsi köylerde olsa var ya, millet birbirini öldürür bunlarda. Bunlarda değil, her yerde. Şu anki memleketin, milletin hali, gecemiz Kadir, gündüzümüz bayram. Bunu bilene hoş olur, bilmeyenin Allah dizinin gözüne gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi rabbil alamin.